Eğitim, kişisel gelişim ve toplumsal ilerleme için güçlü bir araç olan temel bir insan hakkıdır. Ancak birçok öğrenci için maddi kısıtlamalar, eğitim yolculuklarında önemli engeller haline gelebilir. Burslar, mali yardım sağlayarak ve hak eden öğrenciler için fırsat kapıları açarak eşit şartlar yaratılmasına yardımcı olur. Bireylerin maddi sınırlamaların yükü olmadan akademik hayallerinin peşinden gitmelerini sağlarlar. Burslar umudu temsil eder. Sadece burs alan kişiler için değil, bir bütün olarak toplum için daha parlak bir geleceğe yapılan bir yatırımdır. Her kesimden öğrenci kaliteli eğitime erişebildiğinde, toplumlar gelişir, ekonomiler büyür ve dünya daha adil ve eşitlikçi bir yer haline gelir. Burslar sadece maddi bir yardım değildir. Bir öğrencinin sıkı çalışmasının, özverisinin ve potansiyelinin bir kanıtıdır. Burs almak, bir öğrencinin özgüvenini artırabilir, özlemlerini onaylayabilir ve onları mükemmellik için çabalamaya motive edebilir. Yeteneklerinin bir tanınması ve gelecekteki başarılarına duyulan güvenin bir göstergesidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya kısaca İBB, eğitimin dönüştürücü gücünü ve birçok öğrencinin karşılaştığı maddi zorlukları anlıyor. Eğitim, bireylerin ve toplumların geleceğini şekillendiren en önemli araçlardan biridir. İstanbul gençliği için daha parlak bir geleceği teşvik etmeye kararlı olan İBB, yüksek öğrenim gören başarılı öğrencileri desteklemek için değerli bir burs programı sunmaktadır. Bu program, öğrencilerin akademik başarılarını ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu burs programı, öğrencilerin öğrenimlerine ve kişisel gelişimlerine odaklanmalarını sağlayarak, öğrenim ücretleri, geçim masrafları ve eğitim materyallerinin neden olduğu maddi yükü hafifletmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin eğitim yolculuklarında karşılaştıkları engelleri aşmalarına yardımcı olur. İBB Üniversitesi Burs Programı, şehrin ilerleme ve kapsayıcılık ruhunu somutlaştırıyor. Bu program, İstanbul'un eğitimde fırsat eşitliğini sağlama hedefinin bir parçasıdır. Eğitime yatırım yapmanın, İstanbul'un kendi geleceğine yatırım yapmak olduğunu kabul ediyor. Eğitim, toplumsal kalkınmanın ve bireysel başarının anahtarıdır. Yetenekli ve motive olmuş öğrencileri destekleyerek, İBB, şehrin kaderini şekillendirecek bir sonraki nesil liderleri, yenilikçileri ve değişim yaratanları yetiştiriyor. Bu öğrenciler, gelecekte İstanbul'un ve dünyanın karşılaştığı zorluklara çözüm üreteceklerdir. Bu burs, sosyoekonomik geçmişleri ne olursa olsun, büyük hayaller kurmaya cesaret eden öğrenciler için bir umut ışığıdır. Her öğrencinin potansiyelini gerçekleştirmesi için bir fırsattır. İBB'nin, herkesin potansiyeline ulaşma fırsatına sahip olduğu, daha adil ve müreffeh bir toplum yaratma taahhüdünün bir kanıtıdır. Bu taahhüt, İstanbul'un geleceğini daha parlak ve umut dolu kılmaktadır. İBB Üniversitesi Burs Programı, ortak hareketin gücünün ve eğitime yatırım yapmanın dönüştürücü etkisinin bir kanıtıdır. Bu program, İstanbul'un eğitimde öncü bir şehir olma vizyonunu desteklemektedir. İBB Üniversitesi Bursu başvuru süreci, basit ve erişilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu süreç, öğrencilerin kolayca başvurabilmesi için adım adım rehberlik sağlar. Bununla birlikte, önemli tarihleri ve son tarihleri takip etmek, başarılı bir başvuru için çok önemlidir. Bu tarihler, başvurunuzun zamanında ve eksiksiz olmasını sağlar. Takvimlerinizi şu önemli tarihlerle işaretleyin. Bu tarihler, başvuru sürecinizin her aşamasında size rehberlik edecektir. Başvuru dönemi başlıyor. Başlangıç tarihini girin. Bu, İBB Üniversitesi bursu için başvurunuzu gönderebileceğiniz ilk günü işaretler. Bu tarihten itibaren başvurular kabul edilmeye başlanır. Gecikmeyin. Sürece erken başlamak, tüm gereksinimleri tamamlamak için yeterli zaman sağlar. Belgelerinizi düzenlemek ve başvurunuzu eksiksiz yapmak için bu zamanı iyi değerlendirin. Başvuru son tarihi, son tarihi girin. Bu, başvurunuzu göndermek için son gündür. Bu tarihe kadar başvurunuzu tamamlamanız gerekmektedir. Bu tarihten sonra alınan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvurunuzu zamanında göndermek, değerlendirme sürecine dahil olmanızı sağlar. Öngörülemeyen teknik zorluklardan kaçınmak için başvurunuzu son tarihten çok önce göndermeyi planlayın.
teknik aksaklıklar başvurunuzun geçersiz sayılmasına neden olabilir. Sonuçların bildirimi. Bildirim tarihini girin. Bu, başvuru sahiplerine başvurularının durumu hakkında bilgi verilecek tek tahmini tarihtir. Bu tarihte sonuçlar açıklanacaktır. Zamanında güncelleme aldığınızdan emin olmak için e-posta adresiniz ve telefon numaranız dahil olmak üzere iletişim bilgilerinizi yakından takip edin. Unutmayın, bu tarihler değişebilir. Güncel kalmak için düzenli olarak kontrol edin. En güncel bilgiler için her zaman resmi eBay Burs web sitesini ziyaret etmek veya doğrudan burs ofisiyle iletişime geçmek en iyisidir. Bu, size en doğru ve güncel bilgileri sağlayacaktır. Bilgi sahibi olmak, başarılı bir başvuru sürecinin anahtarıdır. Başvuru sürecinizin her aşamasında bilgi sahibi olun ve hazırlıklı olun. 4. Bölüm: Kimler başvurabilir? Uygunluk şartları. İBB Üniversitesi Burs Programı, hem akademik başarı hem de maddi ihtiyaç gösteren öğrencileri desteklemek için tasarlanmıştır. Adil ve şeffaf olmasını sağlamak için belirli uygunluk kriterleri vardır. Başvurunuza başlamadan önce uygunluğunuzu belirlemek için lütfen aşağıdaki gereksinimleri dikkatlice inceleyin. Kayıt durumu. Başvuranlar, başvuru sırasında İstanbul Metropol Bölgesi'ndeki akredite bir üniversiteye tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olmalıdır. Akademik performans. Başvuranlar, çalışmalarına olan bağlılıklarını gösteren tatmin edici bir akademik kaydı korumalıdır. Belirli bir not ortalaması gereksinimleri geçerli olabilir. Maddi ihtiyaç. Başvuranların, burs için değerlendirilmek üzere maddi ihtiyaçlarını kanıtlamaları gerekir. Bu, gelir tabloları veya vergi beyannameleri gibi destekleyici belgelerin sunulmasını gerektirebilir. Türk vatandaşlığı, başvuranların İBB Üniversitesi bursuna hak kazanabilmeleri için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekir. Başvurunuzun değerlendirilmesi için bu uygunluk kriterlerini karşılamanız esastır. Herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyarsanız, rehberlik için lütfen İBB Burs Ofisi ile iletişime geçmekten çekinmeyin. 5. Bölüm: Adım, İstanbul Senin uygulamasını indirme. İBB Üniversitesi bursunu alma yolculuğu basit bir adımla başlıyor. İstanbul Senin mobil uygulamasını indirmek. Hem Android hem de iOS cihazlar için kullanılabilen bu kullanıcı dostu uygulama, burs programı da dahil olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan çok sayıda bilgi ve hizmete açılan kapınız görevi görüyor. Android kullanıcıları, Android cihazınızda Google Play Store'u ziyaret edin. İstanbul Senin'i arayın ve yükle düğmesine dokunun. Uygulama cihazınıza otomatik olarak indirilir ve yüklenir. iOS kullanıcıları, iPhone veya iPad'inizde App Store'u açın. Arama çubuğuna İstanbul Senin yazın ve uygulamayı indirmek ve yüklemek için Al'a dokunun. Uygulama cihazınıza başarıyla yüklendikten sonra bir sonraki adıma geçmeye hazırsınız. Kişisel profilinizi oluşturma. Bu profil, İstanbul Senin uygulamasında çeşitli hizmetlere erişmenizi ve en önemlisi İBB Üniversitesi bursuna başvurmanızı sağlayacak dijital kimliğiniz görevi görecektir. 6. Bölüm, ikinci adım, kişisel profilinizi oluşturma. İstanbul Senin uygulaması indirilmiş ve yüklenmiş durumdayken, şimdi kişisel profilinizi oluşturma zamanı. Bu, uygulamanın tüm özelliklerinden tam anlamıyla yararlanabilmeniz için önemli bir adımdır. Bu adım, İBB Üniversitesi burs başvurusu da dahil olmak üzere, uygulamanın özellikleriyle etkileşim kurmanıza olanak sağladığı için çok önemlidir. Profilinizi oluşturmak, size özel fırsatları ve bilgileri almanızı sağlar. Uygulamayı başlatın. Cihazınızda İstanbul Senin uygulama simgesini bulun ve açmak için dokunun. Bu, uygulamanın ana ekranına erişmenizi sağlayacaktır. Kayıt bölümünü bulun. Kayıt ol veya hesap oluştur yazan bir seçenek arayın. Bu seçenek genellikle ana ekranda belirgin bir şekilde yer alır. Bu bölüm genellikle uygulamanın ana ekranında göze çarpan bir şekilde görüntülenir. Kayıt işlemi, uygulamanın sunduğu tüm hizmetlere erişim sağlamanız için gereklidir. Gerekli bilgileri sağlayın. Uygulama sizden bazı kişisel bilgilerinizi girmenizi isteyecektir. Bu bilgiler, kimliğinizi doğrulamak ve size özel hizmetler sunmak için kullanılır.